Merhaba. Sizin süper kahramanınız kim? Süpermen mi? Batman mi? Örümcek Adam mı? Wolverine mi? Ya da Demir Adam mı? Hangisi? Bunların hepsi hayal kahramanı. Gerçek değil, biliyoruz. Ama Amerikan kültürü ve Hollywood bize bunları, tabiri caizse, goygoyluyorlar ve biz de sinemalara gidip milyon dolarlık bütçelerle bize ay diyorlar. Onlar hayal kahramanı ama bizim gerçek kahramanlarımız var. Bizim süper kahramanımız kim? Mustafa Kemal Atatürk. O bizim kurtarıcımız, bu ülkenin kurucusu, kurucu önderi. Tek başına yapmadı elbette. Etrafında bir sürü ona inanan ve güvenen çok ciddi bir kitle. Subaylar, askerler, köylüler, öğrenciler. Bize güzel bir ülke armağan etti ve o bizim süper kahramanımız. Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk? Eğer bir gün çaresiz kalırsanız kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun. Demokratik bir ülkede yaşadığımızı zannediyoruz ama artık demokrasiye çok fazla inandığımız söylenemez. Özellikle bizim coğrafyada demokrasi soru işaretleriyle dolu. Yaşadığımız şu günlerde bunu maalesef üzülerek görüyoruz. Çaresiz miyiz? Hayır, çaresiz değiliz. Her zaman yapabilecek bir şey var. Önümüzde İstanbul için bir seçim süreci var. Kazanılmış bir başkanlık yeniden oylanacak ve bu halk karar verecek. İki isim, bu halk derken tabii İstanbul'u kastediyorum. Yani bunu Türkiye geneline bütün hepimizi ilgilendiriyormuş gibi anlatmamın sebebi öyle bir hale geldi ki Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Adana'ya, Mersin'e, İçel'e kadar insanlar sadece bunu konuşur oldular. Geçen videoda da söz etmiştim. Ekrem İmamoğlu diye birini tanıyor muyduk? Biliyor muyduk? Belki İstanbul'da Beylikdüzü'nde bilen birileri vardı. Peki bizler biliyor muyduk? Hayır. İsmini duysak bile aşina değildik Ekrem İmamoğlu ismine. Peki ne oldu da Ekrem İmamoğlu öyle bir noktaya geldi ki neredeyse acaba Cumhurbaşkanı olsa seçilir mi durumuna getirdiler onu. Kim getirdi? Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Onların güttükleri politika, onların politikaları kendilerine göre belki haklı olabilirler ama geldiğimiz noktada kendilerine çok ciddi bir rakip ortaya çıkardılar. Yoktan var ettiler. Kimine göre Ekrem İmamoğlu, daha doğrusu kimine göre derken onlara göre İmamoğlu bir proje. Nasıl bir proje ise düşünebiliyor musunuz? Eğer Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu bu duruma getirmeseydi kim tanıyacaktı? Bu halk onun peşinden gidecek miydi? Gitmeyecekti değil mi? Nasıl bir proje bu? Geçenlerde koyu AK Partili, fanatik AK Partili bir arkadaşımla karşılaştım. Yolda sohbet ediyorduk. Bana dedi ki, Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bir proje olduğunu düşünüyorum dedi. Ben de ona şu yanıtı verdim. Eğer Ekrem İmamoğlu bir proje ise o zaman Recep Tayyip Erdoğan da bir proje olabilir. Ben bunu dile getirmedim. Abdurrahman Dilipak'ın bunu dile getirdiğini hepimiz biliyoruz. Abdurrahman Dilipak ne demişti? AK Parti kurulmadan önce Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları Amerika'da Amerikalılar tarafından özel olarak görüşmeler yapıldı ve AK Parti bir proje, bir Amerikan projesi, bir CIA projesi olduğunu o dile getirmişti. Sonradan yalanlamaya giden bir takım durumlar oldu ama tabii o kaydan, laf ağızdan çıkmıştı bir kere. Eğer Ekrem İmamoğlu bir proje ise Recep Tayyip Erdoğan da bir projedir dedim arkadaşıma. Durdu, bana baktı, dedi ki, evet Recep Tayyip Erdoğan bir projeydi ama artık değil, projeden çıktı dedi. Nasıl dedin? Nasıl oluyor? Projeye girip de çıkabilir mi? Peki BOP başkanı kimdi? Eş başkanı kimdi? Büyük Orta Doğu projesi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Peki o projeden vazgeçti mi? Hiç duydunuz mu Recep Tayyip Erdoğan'ın BOP projesinden BOP eş başkanları bıraktığına dair? Hayır, duymadık. Dediğim gibi eğer Ekrem İmamoğlu bir proje ise o zaman Recep Tayyip Erdoğan da bir projedir.
Bunu AK Partililerin çok iyi sorgulaması lazım. Bence proje falan değil. Eğer proje olsaydı çok daha farklı koşullarda, çok daha farklı durumlarda ortaya çıkardı. Peki, hani başta dedim ya, süper kahramanınız kim? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin süper kahramanı konumuna Ekrem İmamoğlu geldi. Süper kahraman gibi görülmeye başladı. Özellikle CHP kanadında, özellikle AK Parti'den illallah eden, artık bıkkınlık seviyesine gelen insanlar Ekrem İmamoğlu'nun politikasına ve üslubuna hayran olmuş vaziyetteler. Ona geleceğin Cumhurbaşkanı gözüyle bakmaya başladılar. Peki gelecekte gerçekten Cumhurbaşkanı olabilir mi Ekrem İmamoğlu? Kim bilir, belki olabilir ama bence çok erken. Bunlar Ekrem İmamoğlu için çok erken. Ekrem İmamoğlu bir süper kahraman değil, bir insan. Güler yüzlü, sempatik ve amiyane tabirle sinirleri alınmış bir insan konumunda. Sinirlenmiyor, mümkün mertebe sinirlenmiyor. Onu sinirlendirmek için çok şey yapıyorlar ama o sinirlenmiyor. Aa, bak gene lafımı kestim. Kesmiyorum. Bakın gene lafımı kestim. Şunu yaparsanız. Bence program bak, ya, ben program hani, yönetemiyorsun. Sen hayır, gergin başladın eyvallah, programa. Ben gayet rahat. Çok gerginsin bence. Ben gayet rahat. Vallahi gerginsin. Eğer buna hazırlıklı geldiyseniz. Bak vallahi gerginsin. Bunu yapacaksanız. Vallahi gerginsin. Hiç yakışmıyor. Bak, yok vallahi rengin bile bezişti şu anda. Bak istersen ben, reklam arası var, bir nefes al. Ben çok iş. Rahatım. Ekrem İmamoğlu büyük bir hızla siyasi kariyerinde ilerliyor. 23 Haziran'da gereksiz bir seçim yapılacak. Tabii bizim için gereksiz ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer için sözüm ona gerekli. Peki niçin yapılıyor bu seçim? Recep Tayyip Erdoğan istediği için. Anımsıyor musunuz? Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? 25 yıldır yönettikleri İstanbul için düşünebiliyor musunuz? Bakın yaklaşık olarak 25 yıl, yaklaşık falan değil, gerçekten 25 yıldır yönettikleri İstanbul için biz bu şehre ihanet ettik dedi. Dedi mi? İzleyelim bakalım. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Biz bu şehre ihanet ettik diyeceksiniz. Hem de vatandaşa tekrar bize oy verin diyeceksiniz. Saçma gelmiyor mu size? Hangi yüzde, hangi cüretle? Gerçekten bu millet aptal mı? Gerçekten bu millet geri zekalı mı? 25 yıldır yönettiği bir şehirde ihanet ettiğini iddia edeceksiniz. Ondan sonra vatandaşa gideceksiniz. Diyeceksiniz ki tekrar bize oy verin, tekrar bizi seçin. Peki gerçekten aptal mı bu insanlar? İhanet ettiğinizi bildiği bir partiye neden oy versin bu insanlar? Bugüne kadar verdiler mi? Evet. Peki insanlar yiyor mu artık bunu? Ekrem İmamoğlu doğduğu şehirde bir miting yaptı. İnanılmaz bir kalabalık topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönem öyle bir kalabalığı toplayamamıştı Trabzon'da. İlgi muhteşemdi. Trabzonlular niçin Ekrem İmamoğlu'na böylesine büyük bir ilgi gösterdi? Ne demişti AK Partililer? Ekrem İmamoğlu için o bir Pontus'tu. Hiç düşünmediler mi acaba? Eğer Trabzonlular Pontus'uysa Bursalılar da Bitinyalı. İstanbullular Bizans'ta. Edirne'de yaşayanlar Trak mı diyeceğiz? Ege'de yaşayanlara ne diyeceğiz? Çanakkale'de yaşayanlar Troyalı mı? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Anadolu'da yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Etnik kökeni ne olursa olsun. Bu ülkenin vatandaşıyız ve biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke sadece AK Partililerin ya da sadece Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin değil. Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım canlı yayında bir araya gelme ihtimalleri var. Büyük bir ihtimalle de gerçekleşebilir ki her an Binali Yıldırım vazgeçebilir. Yani Binali Yıldırım derken reis buna karşı çıkabilir. Eğer canlı yayın gerçekleşirse Ekrem İmamoğlu'nun karşısında, ben Ekrem İmamoğlu'nun performansından şüphe duymuyorum, kuşku duymuyorum ama Binali Yıldırım'ın performansını heyecan ve merakla bekliyorum. Çünkü Lex Luthor, pardon, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek? Süper Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Ekürü nasıl konuşur, ne yapar? Açıkçası çok ilginç bir canlı yayın olacağını düşünüyorum. Heyecan ve merakla bekliyoruz.
23 Haziran'da ne olacak hepimiz göreceğiz. Fakat bir gerçek var. Bu gerçeği de bir kenara koyup düşünmemiz lazım. Türkiye bu koşulları, bu şartları hak ediyor mu? Geçen videoda size bir film önereceğimi söylemiştim. O önereceğim videonun adı Enemy, düşman. Tavsiye ediyorum. Özellikle filmin başındaki diyaloglara, repliklere özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ve Can Baba'dan, Can Yücel'den çok kısa bir şiirle size veda ediyorum. Çatal yüreğimle türkülü yollara düştüm ki o kadar olur. Seke seke ben geldim, sike sike gidiyorum.